Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz ve değerli gönül dostlarım, hepinize hayırlı günler dilerim. Ömer Ceylan ile Muhabbet Kapısı adlı platform üzerinden yeni bir programla daha sizlerleyim. Bugünkü vaazimizin konusu merhamet. Anlatacağım dini hikayede merhametle ilgili, peşinden de güzel bir ilahiyle programımı bitireceğim. Merhamet, yani ayet ve hadis metinleriyle düzenlediğim metinlerin tamamı, mahiyeti ve yeri gibi konularda bu vaazde idrak etmek istiyorum. Yani Peygamberimizin ve Guzide ashabının merhamet konusundaki hassasiyetleri nasıldı? Merhamet ile alakalı diğer konularda vaaz içinde derlendi. Her şeyi yaptım ya, hazırlığımı yaptım. Şimdi başlıyorum. En büyük nimet merhamet. Aziz ve değerli müminler, Allahu Teala'nın bize lütfettiği imanın en güzel meyvesi şüphesiz merhamettir. Zira Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize kendisini en çok Rahman ve Rahim isimleriyle tanıştırdı. Eşref-i mahlukat olan sevgili Peygamberimizi ise Rahim ve Rauf, merhamet ve şefkat abidesi olarak takdim etti. Böylece bizlerin de merhamet sahibi bireyler olmasını arzu eylemiştir. Allah diyen bir kalbin merhametten yoksun olması da asla düşünülemez. Yunus Emre, yaratılanı severiz, yaratandan ötürü sözünü söyleten kalbindeki imanın ahlakına yansımasının en nadide bir örneğidir. Sevgili Peygamberimizin merhati ve şefkati nasıldı diye soranlar oldu. Şimdi hep beraber alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en müstesna merhamet ve en şefkatli halini görelim. Hazreti Peygamber Hazreti Hatice ile evlenmiş ve bu evlilikten ilk kızı Zeynep dünyaya gelmişti. Evlenme çağına gelince Hazreti Peygamber onu teyzesinin oğlu Ebu'l-As ile evlendirmişti. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinden bir süre sonra kızı da hicret etmişti. Bir gün çocuklarından birisinin ağır bir şekilde hastalanması üzerine Zeynep babasına torununun çok hasta olduğunu acilen gelmesini söyleyerek haber yollamıştı. Muhtemelen o sırada çok önemli bir işle meşgul olan Allah'ın Resulü ona selam gönderip Allah'ın aldığı ve verdiği her şey kendisine aittir. Her şey Allah katında takdir edilmiştir. Sen sabırlı ol ve mükafatını Allah'tan bekle diye tavsiyede buyurmuştu. Fakat bebeğin durumu ağırlaşınca babasını yanında görmek isteyen Zeynep mutlaka gelmesini isteyerek bir daha haber göndermiş. Hazreti Peygamber de kızını kırmayıp beraberindekilerle birlikte onun evine gitmişti. Can çekişmekte olan çocuğu şefkat ve merhametle kucağına alan rahmet peygamberi gözyaşı dökmeye başlar. Yanındaki arkadaşları da Sa'd bin Ubade bu gözyaşları ya nedir ya Resulallah diyerek hayretini gizleyememişti. Bunun üzerine şefkatli ya Nebi, gözyaşı Allah'ın dilediği kullarının kalplerine yerleştirdiği bir rahmettir. Allah kullarından sadece merhametli olanlara merhamet eder buyurmuştu. Yani
bundan bahsedecek olursak merhamet nedir diyenler oluyor illaki. Merhamet esirgemek ve şefkat etmektir. Acımak ve insaflı davranmaktır. Kalp inceliği ve gönül yumuşaklığıdır. Merhamet Allah'ın Rahman isminin bir yansımasıdır. Bütün varlıklar Allah'ın engin rahmetiyle çepeçevre kuşatılmış, yokluktan varlığa çıkışları, ilk yaratılışları, Rahman ve Rahim olan Allah'ın rahmetinin tecellisiyle oluşmuştur. Allah sınırsız ve sonsuz rahmet ve merhamet sahibi anlamında Rahman ve Rahim'dir. O, Allahu Hazza ve Celle sebefet rahmeti azabı. Rahmetim gazabımı çekti buyurmuştur. Merhametinin celalinden önde geldiğini açıkça da bildirmiştir. Yüce Rabbimiz zatına ilke edindiği bu rahmet ile yarattığı tüm canlılara acıyor. Şefkatle muamele ediyor ve nimetler verip ihsanda bulunuyor. Allah'ın rahmetinin ne kadar derin, şefkatinin ne denli, nihayetsiz olduğuna dikkat çekmek isteyen Resulullah'ın bunu annenin yavrusuna karşı merhametiyle örneklendirmesi de dikkat çekicidir. Nitekim bir gazve sonrası Resulullah'a bir grup esir getirilmiş. İçlerinden bir kadın telaş içinde esirler arasında yavrusunu arıyordu. Sonunda bir çocuk buldu ve onu kucaklayıp bağrına bastıktan sonra da emzirmeye başladı. Durumu gören Hazreti Peygamber yanındakilere buyurup bu kadının çocuğunu ateşe atacağına inanır mısınız diye sordu. Onlar da hayır diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bilin ki Allah'ın kullarına olan rahmeti bu kadının çocuğuna olan şefkat ve merhametinden çok daha fazlasıdır buyurmuşlardır. Örnek ve rehber alınacak kişi de sevgili Peygamberimizdir. İnsanlığın en mükemmel ferdi olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en belirgin özelliği onun merhamet ve şefkat peygamberi olmasıdır. İnsanların onun etrafında toplanmalarına sebep de yine bu duygusudur. Merhameti var eden Allah peygamberini merhamet duygusu ile bezemiş, müminlerin de bu meziyetle süslemelerini ve şefkati birbirlerine tavsiye etmelerini emretmiştir. Kur'an ahlakını benimseyen ve Resulullah'ın örnek kişiliğiyle kendi tavır ve davranışlarına yön veren müminler birbirlerine karşı merhametli olmalıdır. Peygamberimizin de anlatımıyla müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandırdığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer buyurmuştur. İman ile merhamet arasında doğrudan da bir ilişki bulunuyor. Allah'a imanı olan kişi Allah'ın yarattıklarına karşı merhamet duygusu besliyor. Merhametli olmak da bir alanda sınırlı değildir. Hazreti Peygamberimiz Allah'ın ancak merhamete değer veren kullarının kalbine merhameti koyacağını hatırlatınca sahabiler de ey Allah'ın elçisi hepimiz birbirimize karşı merhametliyiz demişlerdir. Halbuki Hazreti Peygamber buradaki merhametten maksat sadece kişinin arkadaşlarına olan merhameti olmayıp bilakis bütün insanlara karşı gösterilmesi gereken merhamet olduğunu ifade buyurmuştur.
Merhamet bütün mahlukatı kuşatmalı değerli gönül dostlarımız. Yine şefkatli peygamberimiz buyuruyor ki, yeryüzündekilere merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin buyuruyor. Merhametin kapsamının çok geniş olduğunu ifade ediyor. Bu itibarla merhamet duygusunu insanlara, müminlere, iyi kimselere veya fakirlere gösterilen merhamet diye kayıtlamamıştır. İnsan yeryüzündekilere merhamet etmekle Allah'ın rahmetine nail olma noktasında kendisi için yatırım yapmış olmaktadır. Mahlukata karşı merhamet kalbin dikkati ve inceliğidir. Kalpteki bu yumuşaklık ise imanın alametidir. Öyleyse kim bu hassasiyet ve incelikten nasipsiz ise o bahtsız ve bedbahtsızdır yani. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberimiz böyle buyurmuştur. Merhametliler var ya, Rahman işte onlara merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki, yani göz gökyüzündekiler de size merhamet etsin uyarısıyla rahmetin merhametle beslendiğini ifade etmiştir. Merhametin sınırları nedir diye soranlar oluyor. Bunu da kısaca şöyle açıklayalım. Dolayısıyla Allah'ın rahmetine layık olmak isteyen kimse şefkat ve merhameti bir yaşam biçimi olarak benimsemelidir. Ancak Allah'ın sınırlarını ihlal edenlere ve yasaklarını çiğnemek isteyenlere acıyarak cezalarını vermemek Allah'ın istediği bir merhamet değildir. Bu sebeple de merhametin miktarı ve ne zaman kime karşı gösterileceği çok mühimdir. Zira azgına şefkat göstermek, onun başkalarının hakkına tecavüzüne teşvik edecek ve bu merhametten maraz doğmasına neden olabiliyor. Öte yandan da Allah'ın insanların kalplerine koymuş olduğu merhamet sermayesi değerlendirilemezse ya da yerli yerinde kullanılamazsa sonu zarar ve ziyan ile bitiyor. Bu ticarete dönüşebilir. Hazreti Peygamber Allah'ın bir insanı helak etmek istediğinde ondan önce utanma duygusunu, sonra da güvenirliğini, peşinden de merhameti aldığı söylemekte, kalbinden merhameti alınan bir kimsenin ise Allah'ın rahmetinden mahrum kalacağını bildiriyor. Nitekim bir seferinde çok sevdiği torunlarını öperken peygamberimizi gören bir bedevi buyurmuş ki, biz çocuklarımızı öpüp okşamayız demesi üzerine Allah Resulü'nün verdiği cevabı calibi dikkatidir. Allah senin kalbinden merhameti çekip almışsa ben senin için ne yapabilirim ki? Aynı şekilde peygamberimiz buyuruyor ki, yalnızca şaki yani bedbahti olan kimse merhametten yoksun bırakılır buyururken de, gönlündeki merhamet damarını kurutanların gün gelip bu nimetten mahrum bırakılacağını dikkat çekmektedir. Şayet insan bu uyarılara kulak tıkayıp merhametini kullanmakta cimrilik ederse de kendisine de merhamet edilmez. Hazreti Peygamberimiz Allah'ın merhametine mazhar olma yolunun bu duyguyu yerli yerinde kullanmaktan geçtiğini net bir şekilde ifade buyuruyor. Buyurdular ki, insanlara merhamet etmeyene Allah-u Teala da merhamet etmez. Annelerimizin merhametine sıra gelecek olursak, insanlar arasında merhametin timsali ise annelerimizdir. Annelerdeki merhamet Allah'ın rahmetinin en somut tezahürüdür. Şu hikayede anlatılan olay anne şefkatine güzel yansımaktadır.
Rivayette göre iki kadın ve oğulları bir aradayken bir kurt gelip ikisinden birinin oğlunu kapıp götürür. Kadınlar birbirlerini işaret edip kurt senin çocuğunu götürdü diyerek tartışıyor. Olayı da Hazreti Davut'a anlatıyorlar ve o büyük kadının çocuğunun götürüldüğüne hükmediyor. Onun yanından ayrıldıktan sonra da Hazreti Süleyman'a başvuruyorlar. Onları dinleyen Süleyman Aleyhisselam, "Bir bıçak getirin, çocuğu iki parçaya bölüp aranızda taksim edeceğim." deyince, gerçek anne olan küçük kadın, "Yapma, Allah sana merhamet etsin, çocuk onun olsun." der. Kadının bu şekilde şefkat göstermesinden gerçek, annenin küçük kadın olduğunu anlayan Süleyman Aleyhisselam çocuğu ona verir. Çünkü gerçekten hiçbir anne çocuğunun acı çekmesine razı olamıyor. Bu annenin yavrusuna karşı kalbinde taşıdığı merhamet ve şefkat sökülüp alınamıyor. Hayvanlar da merhameti hak ediyor. İnsanlığa merhameti öğreten Hazreti Peygamber'in şefkati sadece insanlarla ya da kendisine tabi olan müminlerle sınırlı değildi. O hayvanlara karşı davranışlarında da merhamet dolu olup bunu her fırsatta ashabına tavsiye ederdi. Bir seferinde rahmet peygamberi Medineli Müslümanlardan birinin bahçesine girdi. Oradaki bir deve onu görünce inledi ve gözlerinden yaşlar akıttı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem deveye yaklaşıp başının arka üst tarafını okşamaya başlayınca hayvan sakinleşti. Peygamberimiz devenin sahibinin kim olduğunu sordu. Ensardan bir genç de onun kendisine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber o gence nasihatte bulunup şöyle yalvardı: "Allah'ın sana verdiği bu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun?" Deve bana şikayette bulundu. O bana senin kendisini aç bıraktığını ve fazla çalıştırarak yorduğunu şikayet etti dedi. Hazreti Peygamber'in anlattığına göre bir adam bir köpeğe acıması sebebiyle Allah'ın mağfiretine nail olmuştu. Yolculuk sırasında susayan ve bir kuyuya inip su içen adam çıktığında susuzluktan toprağa yalayan bir köpek görmüştü. Ona karşı merhametli davranarak tekrar kuyuya inmiş, papucuna doldurduğu suyu çıkartıp köpeğe içirmişti. Rahmeti sonsuz olan Yüce Allah adamın bu davranışını beğenmiş ve onu bağışlamıştı. Sahabiler bu garip hadiseyi Hazreti Peygamber'den işitip merak edip sormuşlardır. Hayvanları sulayınca da sevaba erişir miyiz? Resulullah Efendimiz de elbette her hayat sahibini sulama karşılığında size ecir vardır buyurdu. Yine bir seferde Hazreti Peygamberimiz karınca yuvasını ateşe verip yakanları da ateşten azap etmek ancak ateşin Rabbine mahsustur şeklinde ağır bir cümle ile uyarıyor. Burada hareketle anız yakarken börtü böceğin de insafsızca yakılmasının Efendimizin asla tavsiye etmeyeceği bir merhametsizlik örneği olduğunu söyleyebiliyoruz. Resulullah'ın bildirdiği üzere Allah rahmeti 100 parçaya ayırdı. 99 parçasını yanında alıkoydu. Bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün mahluklar birbirlerine merhametli davranırlar. Hatta kısrak yani yavrusunu emzirirken
basıp da zarar verme korkusuyla bu rahmetin eseriyle ayağını kaldırıyor. Yani bütün mahlukat birbirlerine bu sayede merhamet eder. Vahşi hayvanlar ve kuşlar birbirlerine bu yüzden acıyorlar. Bunun sonucu ise Allah'ın kainata, yeryüzüne ve insana engin bir merhametle muamele ettiği unutulmamalıdır. İnsanın rahmeti kendisine ilke edinmesi gerektiği ise son derecede açıktır. Çünkü merhamet ve şefkat insanı asıl merhamet sahibi olan Allahu Teala'ya yaklaştırır ve ona dost yapar. O halde gayesi Allah'a yaklaşmak olanın yolu merhametli ve şefkatli olmaktan geçiyor. Dolayısıyla her mümin cennete giden yolun merhametli olmaktan geçtiğini biliyor. Cenab-ı Hak bizleri daima Peygamber Efendimiz'i tebessüm ettirecek güzel hal ve hareketlerle tezyin eylesin. Bütün mahluklata karşı şefkat ve merhameti gönüllerimizin bitmez tükenmez hazinesi eylesin. Amin. Şimdi de size merhametle ilgili güzel bir dini hikaye anlatmayı düşünüyorum şimdikilik. Şefkat ve merhamet bu dini hikayemizin adı. Genç bir veli ölüm döşeğinde ömrünün son dakikalarını yaşamaktadır. Hayatın hep ahirete göre yaşayan bir ailenin ferdi olduğu için ölüm korkusunu dayanıklıdır. Ve babası da öyle bir evlada hakkıyla baba olmuş bir başka hak dostudur. Baba oğluna soruyor, evladım, ahirette neyle karşılaşmayı bekliyorsun? Yani sorudaki inan genç veliye tebessüm ettirir. Baba sormaktadır, acaba bahtına ne çıkacak? Rahmet mi, azap mı? Ölüm yolcusu son nefesinden birini daha aldıktan sonra cevap verir. Babacığım, eğer öteki taraftaki durumuma annem karar verseydi acaba ne yapardı annesi? Baba hiç duraksamadan evladım annedir, o şefkatlidir. Günahına sevabına bakmadan seni cennetin firdevsine indirirdi dedi. Ve bu cevap genç velinin dünya yaşamındaki son tebessümüne neden olur. Gözleri önce yaşarır, sonra ümitle, güvenle parlar ve babasına döner. Ey mübarek babam, benim Rabbim bana annemden daha şefkatlidir der ve şahadetini getirerek gözlerini akıtır. Şimdi de size çok güzel bir ilahi okumak istiyorum. Sana geldim ya Muhammed ilahisi okumak istiyorum. Dağlar taşlar yollar açtım, susuz çöllerde dolaştım. Vardım Ravzan'a ulaştım, sana geldim ya Muhammed. Alemlere sensin rahmet, alemlere sensin rahmet. Ravzan'dayım rüya değil, hayal değil, hülya değil. Ravzan'dayım rüya değil, hayal değil, hülya değil. İştenlik bu rüya değil, sana geldim ya Muhammed.
alemlere sensin rahmet, alemlere sensin ya rahmet. İştenlik bu rüya değil, sana geldim ya Muhammed. Alemlere sensin rahmet, alemlere sensin rahmet. Dert bendedir, deva sende, hasta benim, şifa sende. Dert bendedir, deva sende, hasta benim, şifa sende. Aradım vefa sende, sana geldim ya Muhammed. Alemlere sensin rahmet, alemlere sensin rahmet. Aradım vefa sende, sana geldim ya Muhammed. Alemlere sensin rahmet, alemlere sensin rahmet. Ne olur halime bir bak, günahlarım kucak kucak. Ne olur halime bir bak, günahlarım kucak kucak. Var mı başka kurtaracak, sana geldim ya Muhammed. Alemlere sensin rahmet, alemlere sensin rahmet. Var mı başka kurtaracak, sana geldim ya Muhammed. Alemlere sensin rahmet, alemlere sensin rahmet. Elimden tut kaldır beni, rahmetine daldır beni. Elimden tut kaldır beni, rahmetine daldır beni. Aşkın ile doldur beni, sana geldim ya Muhammed. Alemlere sensin rahmet, alemlere sensin rahmet. Aşkın ile doldur beni, sana geldim ya Muhammed. Alemlere sensin rahmet, alemlere sensin rahmet. Bugünkü programımızın daha sonuna geldik. Emeği geçen, beni dinleyen, beni takdir eyleyen bütün değerli gönül dostlarıma, abilerime, ablalarıma, kardeşlerime, amcalarıma, teyzelerime kucak dolusu sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bir dahaki yayınımızla daha sizinle olacağız inşallah. Allah yar ve yardımcı olsun. Kalın sağlıcakla.